İyi akşamlar, iyi pazarlar sevgili futbol severler. Derbide ev sahibi Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyeti var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından 3-1'lik galibiyeti konuşacağız. Bugün tabii diğer iki skor da zirveyi çok yakından ilgilendiriyordu. 90+6'da gelen golle Gençlerbirliği deplasmanında Yatabari'nin röveşatasıyla Sivas 1 puanı alırken Kayseri'de rahat 4 golle kazandı Başakşehir ve hemen ardından bu akşam günlerdir beklediğimiz derbide Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. 3-1'lik galibiyet, 3 puan Beşiktaş'ın 1 puan önüne taşıdı Fenerbahçe'yi. Gözler yarın Trabzonspor'un Konya deplasmanındaki maçına çevrilecek ama tabii önemli değişiklikler oldu zirvede, zirve yarışında. Önce maçın değerlendirmesini, sonra zirve yarışını konuşacağız. Gündeme dair notları konuşacağız. Hocam ilk yarının son saniyelerinde 50. dakikada 45+5'te Beşiktaş'ın golü gelince ikinci yarıya da daha hareketli Laiç Diaby değişikliğiyle biraz daha Fenerbahçe kalesi skorunu da getirdiği bir durum. Ama sonrasında Vedat'ın golü 3-1. Burak'ın kaçırdığı bir pozisyon var 54'te. Belki de maçın dönüm anı. Jailson'un ayağı kaydıktan sonra %100 bir becerisi var. Tabii. Ama yani vurabilirdi. Altay'da çıkmıştı. Penaltı da olabilir. Ama yani işte o tercihler sonuçta skoru da doğuruyor ama 3 puan Fenerbahçe'nin hanesine yazıldı. Nasıl değerlendireceksiniz takımların performansını? 3-1'lik galibiyet Fenerbahçe'yi hangi noktaya getirir? Bu durumda neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu maça çıkmadan şöyle bir 20-30 günü gelelim. Senden rica edeyim. Beşiktaş'ın son 3-4 tane resmi müsabakası söyleyeyim. Söyler misin? Hemen söyleyeyim. Çok çok affedersiniz hocam. Kerem duyamadım. Ersun Yanal'ın söylediklerini acilen ekrana vermen. Verelim hocam. Önemli herhalde. Kerem böyle bir şey söylemez. Galip gelemediğimiz birçok maçtan farklı oynamadık. Birçok mevkisi olmayan hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi. Biz görevimizi yaptık. Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayacağım. Hafta içinde bir basın açıklaması yapacağım. Demiş. Ya şimdi sen söyle ben devam edeceğim ne olur. O konu burayla da ilgili. Tamam şöyle söyleyeyim hocam. Kasımpaşa eksik kalan Kasımpaşa'yı yendikten sonra Beşiktaş deplasmanda Wolverhampton'a 0-4. Evet. İçeride Malatya'ya 0-2. Yine kupada belki Wolverhampton'la kupayı ayrı tutabiliriz ama sonuçta bir resmi maçtır bu mücadeledir. 0-2 Erzincan deplasmanı bugün 1-3. Evet. 4 maç. 1 gol 11 yemiş. Geldim Fenerbahçe'ye. Kadıköy'de Kasım'ın sonundan Aralık'ın bugününe kadar yani 20 gün içerisinde Fenerbahçe 5 tane maç yaptı. Bir tanesi İstanbulspor 4-0'la başladı. Toplam 20 gol attı. Bunun 4 tanesi lig maçı. Evet. Toplam 16 gol attı. 5-0 veya 5-1 Konya, 5-2 içeride Gençlerbirliği, 3-2 Kasımpaşa. Bununla birlikte 3-1'le. Bir tek Sivas'ta 1-3. Hayır. Ben şeye geleceğim. Maç nerede? Saydı. Ha, içeride. Bak 4-0. Evet. 0-2 diyorsun. 0-2. Evet. Türkiye'nin kendi sahasında en etkili taraftarın önüne gidiyorsunuz. Güçlü bir Fenerbahçe'ye karşı, güçlü bir taraftar kitlesiyle. Yani Fenerbahçe bugün 15 kişi oynadı. 43 bin. İki tane oyuncu, ikişer kişilik oynadı. Gustavo, Ozan. Sana katılıyorum. Şeyi de ekleyebilirsin. Tolga'yı da. Evet. CRG. Dengeleri şimdi değiştiren bir kere performans. Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin şu anda ilk 5'te olmasının ana sebeplerinden ikişer en iyi Atiba. Fenerbahçe'de de ön orta saha oyuncuların Gustavo, Emre veya Ozan veya işte kimse o orada oynayacak. Jailson diyelim. Bugün ilk yarıda kesinlikle Fenerbahçeli bu iki önlerinde Max'la birlikte hakimlerdi. İkinci yarı bunlara direnç göstermeye çalışan bir tane oyuncu vardı. O da Atiba'ydı. Evet. Atiba, Fenerbahçe orta sahası ve Fenerbahçe ile maç yaptı. Tek başına savaştı. Sağ kanat oyuncu Lens, Burak, oyundan çıkan Diaby. Diaby dahil olmak üzere. Fenerbahçe bugün baştan sona hak etti. Neden seyirci Ersun Yanal diyordu yıllardır?
Neden geçen sene gidişata rağmen kötü gidişat? Neden ve neden ben dün diyordum ki çok büyük hata olur Abdullah Avcı veya Ersun Yanal'la skor ne olursa olsun ayrılmak. Çünkü Ersun Yanal'ı Fenerbahçe taraftarı bu tür oyundan dolayı sevdi. Ersun Yanal'ı bu taraftar Gençlerle maçından dolayı sevdi. Ersun Yanal'ı bu taraftar Konya maçı. Ama Ersun Yanal'ın da deplasmanda alabildiği 9 puan mı aldı bilmiyorum ama. Yok 9 doğru. Bu da 2 galibiyet 3 beraber. Çok farklı bir. Bunun daha da geliştirmesini bekledi. Açıkçası ben yorumcu olarak da Ersun Hoca'yı eleştirirken de bunların üzerinde duruyordum sürekli. Mesela Sivas'ta oynamakla Kadıköy'de oynamak farklı. Max Kruse ile orada başladın. Ama Sivas farklı bir takım ve deplasmanda oynuyorsun. İçeride taraftarla birlikte çok güçlü Ozan ve şeyle Gustavo'yla yetmez. İki kanat oyuncunun orta saha oyuncusu. Ozan ve Tolga, yani Max Kruse ile Vedat dönmesen de olur. Kaldı ki Vedat dönebiliyor. Şimdi böyle bir dörtlünün arasında da Max Kruse ile maçı da götürebilirsin. İşte o yüzden Ersun Yanal'ı üzülerek izledim. Bu ne bana söylenmiş bir laf, ne medyadaki insanlara söylenmiş bir cümle olarak görmüyorum. Çok enteresan bir şey. Ben biraz medyada olabilir mi hocam? Efendim? Bunu size sormuştum, hatırlıyor musunuz? Yok, yok, bugüne yok. Dair. Ersun yani hep yazılan, çizilen Ersun Hoca'yı ben yıllardır niye tokumayı sevmem? Başkası adına da konuşmam. Doğru da değil. Ama biz sonuçta yorumcuyuz. Bir tahmin yürüteyim. Şimdi bugün hoca değil ya dediğimiz diyen bir sürü yorumcu arkadaşımız vardır. Belki ben de diyorumdur. Bir sürü kişi de rahatsız oluyordur. En son rahatsız olanlardan biri de Ersun Yanal'dır. Onu söyleyeyim sana. Ersun Yanal yıllardır bakıyoruz pek böyle şöyle bir demeç pek görmezsin Ersun Hoca'da. Bu bence yanılıyor olabilirim. Tahminim bu. Özür de dilemesini bilirim. Ersun Hoca başkan veya yönetimle ilgili bir söylemdir bu. Çünkü Ersun Yanal'ın taraftarın gözünde böyle oynadığı süreçte her zaman bu yüzden Fenerbahçe'ye gelmiştir. Ama Ersun Hoca'nın biz görevimizi yaptık. Yani bu çok önemli bir şey. Görevimizi yaptık. Maç için mi diyor? Fenerbahçe için mi diyor? Yani sezon için mi diyor? Yoksa genel bir ben görevimi yaptım artık mı diyor? Birçok maçtan farklı oynadın hocam. Sivas'tan farklı oynadın. Birçok maçtan farklı oynadın canım hocam. Daha önceki bir deplasmanda Göztepe'den daha farklı oynadın. Evet burada farklı oynamadın. Trabzonspor maçını kazanamadığın halde ilk yarısından farklı oynamadın. Evet farklı oynamadın. Beşlik Konya maçından farklı oynamadın. Ama hepsi içerideydi. Ama hepsi içeride. Bir tane 7 orta sahayla oynadığı maç var ya. Sağ dışı faktörlerini bilemiyoruz. Ama atıyorum 5 tanesim. Serdar Ali Çeliker, Rıdvan Dilmen, Güntekin Onay, Murat Kosova, Ali Ece, Nebil Evre. Ne dersen de Erman Toru, Ahmet Çakar söylemiyor onu. Benim düşüncem bu, söylemez. Niye söyleyecek yani? 3 tane atmış antrenör. Ligde 3.liğe çıkmış. Hem de Beşiktaş'ı yenmiş. İyi de futbol oynamış. Taraftar da mutlu. Ama hocam senin tezin eğer doğruysa, sen çok net ve eğer abi, özür dilemesini de biliyorsun. Ha, söylemiyorum. Ha, olabilir ama o zaman eğer böyle bir giderse bir şey çok tehlikeli değil mi? Zaman zaman eleştiriler alıyordum ben mesela dostlarımdan ve izlediğim. Saygı da duyuyorum. Ya Aykut Erhak'la arkadaşısın ya. Bak Ersun Yanal'ı eleştiriyorsun ama pek eleştirmiyorsun. Olur ya. Oluyor olur. Bunlara saygı duyarım ben. Bir gün. Bak bir gün. Beni arayıp da, ki arar da, yaşımız fazla yoktur ama biraz da büyüğümüzdür, ailemiz de iyi tanır. Bir gün, bir dakika, ikinci dönem Fenerbahçe'de çalışıyor. Trabzon'da çalıştığı dönem, milli takımda çalışıyor. Ya Rıdvan, beni de sever. Ya, hiç böyle keşke benden öğrenseydin falan bir gün söylememiştir bakın. Bir gün, haber de yollamamıştır. Görüştüğün zaman da onun için diyorum yani. Ne diyor? Çok önemli. Hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi. Bunu herhangi bir yorumcuya takılacak bir şey değil. Ben yapmaması lazım öyle bir şey yaptıysa bir yorumcu için. Sonrasını okuyalım. Bizim dengemiz de bozdu bizim. Şimdi Fenerbahçe taraftarı da var ya, bir şey söyleyeyim mi sana? Sevinmeyi de, sevinirken üzülüyor yani. Şimdi durup dururken herkes i̇şte arabasını falan açıyor. Allah Allah dedi, hocaya bak dedi ya. Zaten baskette gidiyoruz, orada kötü gidiyoruz. Bir orada bir soru işareti oldu. Tam mutluyuz ya diyor, işte bu sene en çok coştuğumuz, sevindiğimiz bir gün diyor. Allah hevesleri konuş, soru işareti. Armağan olsun bu görevimizde. Biz görevimizi yaptık, armağan olsun. Tamam. Soru almayacağım. Okey o da. Düşünün 3-1 Beşiktaş'ı yemiş bir teknik direktör. Keyif yapar, uzatır ha. Kaybettiğin zaman 60 saniye sürer. Hadi al asmalı. Bu kadar olgun, tecrübeli hocam. Hafta içinde bir basın açıklaması yapacağım. Bu biraz beni biraz rahatlatıyor. Hafta içinde hani nefesleniyor. Tabii biraz adrenalin düşer. Hayır, hafta içi demesi
bugün bıraktığını göstermiyor. Yarın rejenerasyon antrenmanı vardır. Bir gün izin verir hoca muhtemelen. Bu biraz kurtarıyor yani. Bu son cümle. Maç öncesi bir şey mi oldu bilemem, birikim midir onu bilemem. Ama Rıdvan'dan, Ahmet'ten, Hasan'dan, medyadan kaynaklandığını düşünmüyorum. Çünkü medya, çünkü yıllardır her teknik adam hoca değil falan filan bir sürü şeyler söylenebilir. Ben işin medya tarafında olarak, yani biz hatta dün konuştuk hocam seninle. Yani ben bile rahatsız öyle bir şey olmuş yani. Öyle bir şey olmuş. Fenerbahçe başkanı Ersun Hoca'yı pek düşünmüyordu biliyorsun. Tabii seyirci. Ona rağmen geldi oraya yani. Sonuçta Fenerbahçe seyircisi taraftarın çok şeyi vardır. Ha, olağanüstü bir mağlubiyet alırdı. Başka türlü bırakırdı ama şunu iddialı söylüyorum. Şu demeci kafasında maçtan önce kurmuş. Evet evet. Maçtan önce kurmuş. Zamansız. Skordan bağımsız. Kaybetseydi istifa, bir tek istifa ettim derdi bence. Bu soru işareti bırakıcı. Yani maçtan önce dün akşam Samandıra'da yatarken kurguladığı tablo 3-1'den bağımsız 0-1-3 olmuş olsa da istifa eklemiş olacaktı. Ben bunu anlıyorum. Teknik olarak dönelim, insanları da sıkmayalım. Herkes kendisi görüşünü zaten yapar. Bir Kerem'e sorayım mı hocam? Çünkü reklam çok reklamımız varmış. Teknik yorumunuz bozulmasın. Bir reklam, hemen kısa bir reklam arası rica edelim. Evet, tekrar birlikteyiz. Hocam teknik analize geçelim. Evet, teknik analize geçelim. Neler söyleyeceksiniz bugün yaşananlar? Biraz önce açılışta söylediğimiz, senin Beşiktaş adına verdiğin istatistikler, deplasman performansı. Bizim Fenerbahçe adına artıları eksilini verirken zaten maçtan önce Fenerbahçe'nin yüksek tempolu başlayacağını, bakın Fenerbahçe takımında temposu yüksek oyuncular var. 1, 2, 3, koşu mesafeleri yüksek oyuncular bunlar. Tabii bir de Muriç. Vedat Muriç diye bir oyuncu var. Yani acayip bir fiziki kapasite, vurmasa da vurdurmuyor. Bozuyor. En kötü şartlarda da bir faul alıyor. Şimdi bir oyuncudan bahsedeceğim. Top hırsız. Top hırsızı var bir tane. Gustavo mu? Bu. Evet. Merak ediyorum yani. Kötü anlamda tabii söyleyecek halimiz yok ya. Bayağı hırsız yani. Hop onunkini alıyor, bununkini alıyor. Hani bir oyuncu şöyle bir oyuncudur. Çok top kazanır. Nasıl bir futbolcuydu Gustavo veya X bir oyuncu? Vallahi hep top kazanırdı. Bu top çalıyor. Bir de bu top çalıyordu. Bir de bu oynuyor. Bir de oynuyor. Şak 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 oynuyor ve bugün geldiği günden beri en iyi maçını oynadı. Onu söyleyeyim, inanılmaz oynadı. İyi oynadı, iyi oynadı, iyi oynadı, iyi oynadı, süper oynadı, süper oynadı, iyi oynadı, süper oynadı, iyi oynadı. İyi oynadı. Gelelim Beşiktaş'a. Gelelim Beşiktaş'a. Orta şekerli. Kötü oynadı. Kötü oynadı. Vasat oynadı. Vasat. Yani. İyi golde. Oynamadı diyeyim. İyi oynamadı diyelim. Tamam. Yoktu. Hiç yoktu. Hiçbir şey söyleyeyim. Süper oynadı. Süper oynadı. Vasat oynadı. Evet. Görmedim. Hiç varlığıyla yok. İşte gol, Fener, ikinci golde gördük diye. Fener yani iyi oynamadı diyelim. En tamam, kötü şartlarda. Evet, kötünün iyisiydi bence. Duran Fener, topları. Kötü oynadı. Burak çok kötü oynadı. Bence Burak... Hatırlıyor musun? Şimdi benim bu cümlelerimi yan yana koyduğunuz zaman bu skor ortaya çıkıyor. Daha fazla arzulayan, daha fazla sindirmeye çalışan, ev sahibi avantajı yüklenip golleri de bulan ve çok enteresan üçüncü gol nasıl oldu biliyor musun? Bakın gelelim kaleci Altay üzerinden bir yorum yapacağım. Altay. Altay büyük kaleci olacak. İyi kaleci olmaya aday henüz daha. Büyük kaleciyi bırak, iyi kaleci olma. Neden büyük kaleci olacak biliyor musunuz? Büyük futbolcular topa vururlar, out atarlar. Bir daha vururlar, kargalara gider. Bir daha vurur, tribüne gider. Ama beşincide bir daha dener. Altay hata yapıyor. Sakinliğini bozmuyor abi. Ve sakinliği bozmadığı için topu aldı Beşiktaş baskısından. Ekrandan o ara gitti zaten görüntü. Başka açıya gitti. Yani hissettim onu. Oynadı Dirar'a. Yayıncı kuruluş alsın Fenerbahçe'nin üçüncü golünü. Altay o golü yani alsın. Götürsünler futbol okullarına, akademisyenlere versinler. Oyunculara nasıl savunmadan, savunmanın da ötesi kaleciden gol başlar diye. Oynadı kaleci. Buradan o görüntüler kayboldu. Bir pas falan derken döndü buraya. Buraya döndü. Deniz
Arkadan işte yüz bir de parattığı geldi. Hop ön direk arka direk paylaşım. Vedat Muriç işte Vida'nın önüne gelip golü yaptı bakın. Golün ilk pası Altay'dan çabuk oynayarak başladı. Bu niye önemli? Ondan önce hata yaptı mı? Yaptı. Maç 2-2'ye geliyor. Ama ne yaptı hata yapmasına rağmen? Devam etti. O yüzden uzun vadede olacak diyorum. Büyük kaleci olacak diyorum. Bak da iyi kaleci daha değil. Yetenekli kaleci şu anda. O yüzden herkese de büyük futbolcu, büyük kaleci falan denmez. Önemli olan bu yaşta sakinliğini koruyabilmesi ve doğruyu oynamak istemesi çok önemlidir. Dolayısıyla Beşiktaş'ta iyi sezon geçirmediği gerçeği var. Avrupa Kupası'nın dışında da. İyi futbol anlamında da. Doğru bakın Fenerbahçe'nin kötü oynadığı oluyor, çok iyi oynadığı oluyor. Beşiktaş'ın kazandığı maçlarda bile çok iyi oynadığı maç yoktu gerçekçi olmak gerekirse. SOS veriyordu. Kasımpaşa mı? Fenerbahçe'yi ilk kez de kaybetmiyor, son kez de kaybetmeyecek. Yarın Vodafone Park'ta bu kadrolar Fenerbahçe'nin daha güçlü gözükse de Beşiktaş'ın da daha favori gözüküyor. Derbiler böyle. Yıllardır Fenerbahçe içeride derbi kaybetmiyor. Muhtemelen Beşiktaş'ta Galatasaray'da uzun yıllardır ev sahibi avantajlarını kullanıyorlar. Gelelim hakemlere. Hakeme gelmeden Burak'tan bahsetmek istiyorum hocam. Yani yorumunuz önemli çünkü... Ben Serdar Aziz'i de çok beğendim, onu da söyleyeyim. 85 dakika Beşiktaş taraftarı şöyle düşünüyor olabilir. 85 dakika nasıl hoca bu adama tahammül etti gibilerinden. Bence 85'te 265 dakikadır tahammül ediyor bir. İkincisi kötü oynayabilir. Kötü oynadığı maçları da haftalardır izliyoruz ama bugün takımı bozdu. Yani kaçırdığı gol için söylemiyorum. Gol kaçıyor. Siz forvet oyuncusuydunuz. Kaçar yani. Çekmeye çalışırsınız. Sonra belki çalımlayıp boş kaleye vuracaktı. Bilemem. Ben ilk topu atmasından yanayım ama ya sola gidiyor. Enkudu'nun ayağından top alıyor. Olmayacak yere topu. Sağa gidiyor. Gönülden top alıyor. Kendisinin olması gereken yere top. Takımı bozdu bugün. Bir de aşırı agresyon arkadaşlarına, hakemlere çıkarken tavırları. Yani teknik direktörlük çok zor bir olaydır, meslektir. Onu söyleyeyim size. Katılmamak tercihlerinizi, çünkü 24 tane farklı karakterle oynuyorsunuz. Ayrıca 24'ü de bu ülkenin vatandaşı. Yani 24'ün bu ülkenin vatandaşı olur, idare edersiniz. Anladın mı? Ama farklı karakterler, farklı diller, farklı kültürlerden geliyorsunuz. Bakın, baksınlar şeye, internete girsinler. Çok yabancı oyuncu, birçok oyuncu alasmalık yapıyor. Sarı kartı gördüler. Bir tanesi maçtan sonra gördü. Çok beğendim. Gol atmış. Stanku maçtan sonra gitti dururken sarı kart gördü. Alasmalık. Bir tanesi Lopez 90. dakikalarda maç koptuktan sonra gördü 80 küsürde. Göztepe'de oyuncu belki oyun içinde olabilir ama bunların hepsi tesadüf. Yıllara bak. Christmas geldi mi alasmalık son hafta. Giderler. Bakın, baksınlar. Cezalı en az 10 tane oyun çıkar toplamda. Şampiyon oynayan takımlar için söylemiyorum. Fener, Beşiktaş, Galatasaray böyle derbilerde bunun için söylemiyorum. Serdar da Aziz de ama o şampiyonluk yarışı değil mi başlamak? Genel anlamda bazı oyuncular bu hesabı yaparlar. Gelelim Burak'a. Şimdi bir Abdullah Avcı, Burak, Abdullah Avcı, Umut. Tamam. Umut iyiyken tekrar formayı verdi. Evet. Tamam. Gelir gelmez. Burada teknik direktörün buradaki görevi nedir biliyor musun? Oyuncu aman üzülmesi falan. Mesela Şenol Güneş çok enteresan bir teknik adam. Bak çok enteresan bir teknik adam. Beşiktaş'ın bu kadrosu değil, çok problemli kadrosu vardı. Girerken bandını atan Kuvarejma, çıkarken hocaya bakmayan Medel. Tabii. Caner. Ama hoca takılmıyordu pek onlara. Hatta çıkarken bak görmemez diye falan geliyordu. Abdullah Hoca biraz daha duygularını, tabii ki biz de orada olmuş olsak Burak gibi bir tecrübeyle başlamak isterim. Ama Burak'ın da oyun içerisinde dış etkenlerden çok daha fazla oyunda kalması gerektiğini düşünüyorum. Ben de aynı şekilde. Yoksa bugün maalesef ülkemizde mesela Beşiktaş'ta oluyor özellikle bu. Her kulüpte de vardı. Mesela Belhanda takıntısı başladı. Fener'de şu anda yok. O oyunculardan yok. Bir ara Ozan vardı. İşte döndü. Şimdi seviyorlar hocam. Beşiktaş'ta Lens ve de Burak sezonu açılıyor şu anda. Bunu da söyleyeyim. Lens vardı zaten. Burak sezonu. Bu tartışmalar bireysel anlamda çok gidilmez. Burak'a formayı ben vermiyorum. Hocam neden Burak diyecek ki kardeşim savunma markasına doğru koşu yapan benim birinci santiforumdur diyecek.
bugün için kötü oynadı diyebiliriz. Verimli olamadı, zararlı da oldu diyebilirsin. Yani daha fazla ilerisine gitti. Ama sonuçta ben de teknik direktör olsam zararlı oldu elimde demin, Burak varken bozdu bunu diyor. Kullanabilirim. Bence Beşiktaş 2-1 olmasaydı ikinci yarı çok farklı bir durum olabilirdi. İki değişiklik yapacaktı devrede söyledim. Hatta bu golden sonra bir değişikliğe düşebilir dedim, hatırlıyor musun? Evet. Aslında kafasında onun iki değişiklik vardı hocanın. 2-1 iken ya boş ve fazla risk almayayım dedi. Ne yaptı daha önce risk aldığı maçlarda? Önce Umut'un Caner'le Burak, kanat değişti. Evet, Umut'un yanına Burak'a sokarak, Burak'ın yanına Umut'u sokarak yapıyordu. Şimdi Burak'ı çıkardı, Umut'u soktu. Neden biliyor musun bu? Bak dost acı söyler. Ya dörtlük olursam diye bak. 3-1 ile 4-1 arasında fark vardır hocam. 3-1 ile 5-1 arasında da fark vardır. Ya beşlik olursam dedi. Oyun çünkü açıldı çünkü. Doğru mu? 5-1 ile 3-1 arasında fark yok mu? Olmaz olur. Yoksa normalde Malatya maçını nasıl bitirdi? Çift santiforlu bitirdi. 3 santiforlu bitirdi. Tabii. İşte bunların tecrübe de burada yatıyor işte. Abdullah Avcı çok başarılı bir teknik adamdır. Ama gene öğreneceği, yani ben şımarıklık yapmıyorum, öğretmiyorum. Ama tecrübenin yaşı yoktur. Nihat Bey'den bak. Nihat Bey kaç yaşında? Yıllardır yöneticilik yapıyor. Pat kontribüde bıraktılar bütün kulüpleri işte. Her teknik adam için geçerli. Belki de Ersun Yanal şu açıklamayı yaptı ya. Sonu ne olur bilmiyorum hafta içerisinde. Belli bir sene sonra bunlar ya ben ne yaptım diyecek. Ben de mesela çok gençtim Fenerbahçe'de hocayken. Dış etkenlerden çok etkiliyordum. Namalüp giderken de ligin 5. haftasından sonra bıraktım ben. Şimdi acaba olmuş olsaydım ben. 98-99 yılında ben kaç yaşındaydım? İşte 27 yaşındaydım. Ya 37 yaşındaydım. Şimdi başka düşünebilirim. Allah ömür verirse 3 sene daha sonra. Geniş yani belki de Ersun Hoca maçtan önce kurduğu şeyi söylüyor ama skora göre belki konuşuyor ama keşke söylemeseydim diyebilirim. Çünkü bir çatladı iş. Bak şuradan çatlak evet, var ya çatladı. Ben zamansız olduğum kanaatindeyim. Bir Obradoviç krizi yaşandı kulüpte. Taraftar ayağa kalktı. Obradoviç çok sevilen bir koç. Taraftar ayağa kalktı. Kriz araştırılmadan. Ersun Yanal bu çatlağı koydu Obradoviç gibi. Biraz daha sertini yaptı Obradoviç'ten. İkisini de basın düğmeye. Süresi aynı basın toplantısının. Bakın aynı. Konuşmanın. Bunun mutlaka bir sebebi olmalı. Şunu yapmadı Obradoviç. Ya ben başarısızım demedi. Başarısı olan çeker gider. Yani gitmek isteyen. Ersun Yanal da ben gidiyorum da demiyor. Ortaya çatlağı bıraktı. Kaybetseydi onun sonuna inanıyorum ki tecrübem onu diyor istifaya ekleyecekti. Evet diyecekti. Bu bunu koydu. Şimdi göreceksin çıktığımızda yayında. Samandıra'da Ersun Yanal oley. Tabii. Bir iş bitseydi istifa olacaktı. O bu çizgide olduğunu gördü hoca bunun. Mutlaka bir yerlere mesaj vermek için yapıyorsa bence böyle. Çünkü bir kılçık attı ortaya. Ve ben asla ve asla bırakmasını istemem. Ritmini bulmuş takım. Tekrar bir teknik direktör macerasına girmeye asla gerek yoktur. Hoca da Fenerbahçe'deki CV'si iyidir. Ki bunu dün biz bu maçın skorundan bağımsız evet, aynı. Yenilse de dedim kalmadı. Evet, evet. Hele şöyle bir oyunu gördükten sonra, coşkuyu gördükten sonra hele devre arasında bir hafta kala sol beksiz sezonu bitirdi. Stop, bakın eleştirebiliriz. Serdar Aziz'i keşke sezon başından itibaren oynatsaydın diyebiliriz. Bunu öz eleştiri yaptı kendisi, oynatmaya başladı. Ama bu cümleler... Abdullah Avcı da gelmiş hocam. Hakem konusunu da konuşacağız ama reklama gitmeden bir de Sayın Avcı'nın söylediklerini değerlendirelim izin verirseniz. Klasik bir derbi aslında. Top oyunda çok fazla kalmıyor. Bu akşam da 46 dakika kalmış. Maç her iki takım adına kaotik bir oyunla başladı. Fakat onlar topa sahip olup kenara gittiklerinde biz geç kaldık. Savaşamadık, mücadele edemedik. Bir taraf sonuna kadar zorladı. Rakip daha fazla mücadele ederek, daha fazla isteyerek ve kilometre yaparak kazandı. Bireysel performanslardan memnun değilim. Bu tip maçlar bunu kaldırmıyor. Oyun disiplininden kopamazsınız. Beşiktaş takımısınız. Çok fazla geriye koşmak zorunda kaldık. Böyle bir oyun yok. Rakibi tebrik ediyoruz. Yani bir derbiden sonra yani, bir teknik adamın yani, gördüğüm en iyi ya tebrik ederim Muratçığım yani açıklaması. Harika. Yani bir teknik yorum, teknik bir analiz, mağlubiyetin nedeni. Hem de derbi mağlubiyeti. Ben çok önemli. Yani tebrik etmek lazım. Kendiyle barışık bir iyi bir teknik adam söylemi. Dün mesela çok enteresan. Cüneyt Hoca'nın maçları zaten 50 dakika falan beklemeyin ha derbiyi. 46 dakika.
bayılıyor. Biri de hafif böyle var ya, şöyle bir şey oluyor. Hemen gel diyor doktora. Tamam, bunu yapıyor hocam, ne yapacağız? Biraz şov yapıyor. Evet. Yani şov değil, biraz da oyun. Geçeceksek bir reklam arası verelim. Önemli konular ama. Hocaya. Oradan da Fatih Terim'e geleceğim. Tamam, peki. Şimdi Fatih biraz Terim, biraz Fatih bekliyorum. Hoca da dün dedi ki, ya bırakın oynasınlar dedi ya. Hatta çok önemli bir laf söyledi. Kenarlarda faul oldu diye dedi, olacak diye, hani tehlikelidir ya, ödüm kopuyor dedi. Bir faul atışı 1,5-2 dakika doluyor dedi. Hakikaten de doğru. Bir kart göstermek 1,5-2 dakika. Bırakın oynasınlar dedi. Abdullah Hoca da onu diyor bak. 46 dakika kalmış oyunda top. Reklama girelim, daha sonra hakeme geleceğiz. Tamam. Evet, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını dinliyoruz. Oynadık, üstün oynadık. Kendi sahamızda oynadığımız gibi oynadık. Tebrik ediyorum oyuncularımı. Çok mücadele ettiler. Hem iyi oynadılar hem oynatmadılar. Kazanan taraf biz olduk. Kazası belası maç bitti. İhtiyacımız olan bir 3 puandı. Ama bu 3 puanın daha kıymetli olması için haftayı kazanmamız lazım. Geçen hafta da dediğim gibi gereksiz puan kayıplarımız oldu. Aslında daha iyi durumda olabilirdik. Ama biz dün de olduğu gibi, kötü maçtan sonra olduğu gibi de bugün de sonuna kadar takımımıza inanıyoruz. Ekibimize inanıyoruz, hocamıza inanıyoruz. Şans da biraz yanımızda olursa, maçlarda bu şekilde iyi yönetilirse, iyi yönetildiği takdirde Fenerbahçe'nin önünün açık olduğunu düşünüyoruz. Başkanım, son dönemlerde önce basketbol şubeyle başlayan, sonra Ersun Hoca ile devam edelim, bir şubeyle ilgili de iddialar atıldı ortaya. Bugün Ordu Dövüş'le ilgili aslında gereken cevap maç kaptanın cümlesine gösterildi ama şimdi son olarak da yine Emre Belezoğlu ile kavga edildi. İşte Ersun Yalın'ın sıvayla ilgili gündemde konuşmalar vardı. Bu konu hakkında da bir şeyler söylerseniz. Onu şimdi duydum. Bazı kanallarda İki tane ayrı iddia ortaya atılmış galiba. Biri hocamızla kaptanımızın kavga ettiği. Bir diğeri neydi? Biri de Abdülçin bir basın açıklaması yapacağım dediği o açıklama istifa açıklaması. İstifa açıklaması. Yani çok uğraşılıyor. Bir türlü karıştıramıyorsunuz bizi. Hani şu galibiyetimizin keyfine varalım diyeceğim. Ona da müsaade etmiyorsunuz. Ama şunu bilin. Ne basketbol tarafı, ne futbol tarafında biz mütemadiyen, üretilen veya yanlış kaynaklardan oluşturulan, pek çoğu hayal ürünü olan her iddiaya bir cevap veremeyiz. İşler kötü gittiği zaman da sağ olsun iddialar daha da çoğalıyor. Söz konusu Fenerbahçe ise biliyorsunuz, çok daha fazla, çok daha derin komplo teorileri üretiliyor. Sosyal medyaya baksan bir türlü, ana akım medyaya baksanız başka türlü. Biz buna hepsine cevap veremeyiz. İşte hafta içi hocamızla Obradoviç'le ilgili bir sürü şey söylendi. Bugün o spekülasyonlar bitti diyorsunuz. Yani, veya bugün Ersun Hoca istifa edecek diyorsunuz. Veya Ersun Hoca'yla kaptan kavga etti diyorsun. Yani buna hangi birine yetişelim? Hangi birine cevap verelim? Komik bir şey mi var? Ha? Çünkü bazı kanallar, bazı kişiler bu üretim konusunda çok daha başarılılar, çok daha yoğun mesai harcamak durumunda. Dolayısıyla burada çok gülecek bir şey yok. Bizler burada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir yeni problemle uğraşıyoruz. Başta finansal problemler olmak üzere. Ondan sonra iyi bir şeyler yapmaya çalışırken sonra bin tane spekülasyonla, töhmet altında bırakmakla onlarla uğraşıyoruz. Mesela töhmet altında bırakıldığımız konulardan bir tanesi, dün bir gece televizyon programında gördüm, utandım. Yani, o kişiler adına mı utanayım, Türk futbol adına mı utanayım bilemedim. Biz açıklama yaptık Cuma günü biliyorsunuz. %30-%40 meselesiyle ilgili. Orada açık ve net bir şekilde bizimle hiçbir alakası olmadığını ama bundan çok daha önemlisi Türk futbolu açısından ileriki yıllarda sorun yaratabilecek hem yeniden yapılandırma hem de yeni talimatname ile ilgili sıkıntıları
Ve bunları aşabilmek için önerileri gündeme getirdik. Ne bunu konuşan var aramızda, ne bununla ilgilenen var. Hani neymiş Fenerbahçe'nin iddia ettiği ileride ne olabilir? Bunun bir aslı astarı var mıdır? Doğru mudur? Yanlış mıdır? Beşinci senede talimatname çöker mi? Çökmez mi? Yeniden yapılandırma, ana para geri ödeme kriterleri açısından. Hiç bunlar değil. Adam çıkıyor diyor ki bizi gerizekalı mı zannediyorsunuz? Fenerbahçe Federasyonu'na konuştu. 30'dan 40'a çıktı. Fenerbahçe bir açıklama yaptı. 30'a düştü. Yani insanlar bu kadar töhmet altına bırakmak ayıptır. Ve ben tekrar buradan sesleniyorum. Futbol Federasyonu'na, Türkiye Futbol Federasyonu'na Fenerbahçe sizden gelip böyle bir talebi oldu mu olmadı mı? Çıkın açıklayın. Ve böyle talebi olup da sonra %30'a insin diyenler varsa onları da açıklayın. Tekrar ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'na rica ediyorum. Bizi bir töhmet altında bırakan insanlara gerekli cevap vermeleri için. Biz Türkiye Futbol Federasyonu'na gelip 30'dan 40'a çıkarma konusunda herhangi bir talebimiz, girişimimiz, görüşmemiz, arzumuz, ricamız oldu mu? Bu limitle nas artırılması için de görüşme yaptığınız kulüpler varsa, o kulüpler sonradan vazgeçmişlerse dahi o taleplerinden, hatta kamuoyu önünde, onu da açıklayın. Şimdi dönersek bugüne, yani bu derbi sonrası keyfine varmamız gerekirken, kusura bakmayın böyle birazcık da kızgın bir şekilde konuşuyorum ama işimi noktaya getiriyorsunuz. Yani ya öyle ya böyle bir şekilde Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışıyorsunuz. İyi günlerimiz olur, kötü günlerimiz olur, hocamız duygusal olur. Basketbol hocamızın canı sıkkın olur. Olabilir böyle şeyler. Ama resmin bütününe bakmak lazım. Her şeyi anlık değerlendirmek, maçlık değerlendirmek. Yani Ersun Hoca'yı tebrik ederim yani bütün hafta çalışabildi. Bu kadar ağır eleştiri, yoğun eleştiri, spekülasyonlar. Hem basketbol tarafında hem futbol tarafında ismi geçen hocalar, bizim konuştuğumuz. Bakın arkadaşlar, biz bir şey yaparsak açık yapıyoruz. Hiçbir şey gizli saklı. Bari bunu anlamış oldum bugüne kadar. Biz arkadan dolap çevirmiyoruz. Çıkarsak da açık açık söylüyoruz. Dolaylı bir şekilde söylemiyoruz. Sosyal medyada yazdırma veya medyada bazı insanlara söyletme. Mümkün olduğu kadar şeffaf olmaya çalışıyoruz. O yüzden deminki çağrımı bir daha yapıyorum. %30'dan 40'a Fenerbahçe çağrısı oldu mu olmadı mı? Bunu bir açıklasın Türkiye Futbol Federasyonu. Biz daha kurulla, lisans kuruluyla daha toplantımızı yapmadan bu açıklama zaten yapılmıştı. Gelelim Zorlu'daki toplantıya. Bizim ciddi rahatsızlıklarımız vardı. 6 maçını kazanmışın. 6'sının hakemi bir sonraki hafta yok. 6 maçında puan kaybettin. 6 maçında da hakemler bir sonraki haftaya maç veriliyor. Bu bir tesadüf müdür? Tesadüf olsa dahi hakemler bundan mesaj almaz mı? Böyle bir rahatsızlığımız vardı. Üstüne bir de Kayseri maçında yaşadıklarımız. Ve bu rahatsızlığımızı da iletmek üzere federasyonumuza temasa geçti. O günkü toplantı Riva'da olacaktı. Ama zaman sıkışıklığı, bizim yönetim kurulumuz olması, lokasyondan birine uzak olması sebebiyle zorlu da oldu. Bunun ne gizlisi var ne saklısı var. Sanki biz oraya girerken bir çanta bavul içinde girdik. Herkesin gördüğü yerden girdik, herkesin gördüğü yerden çıktık. Dolayısıyla sizden rica ediyorum. Mesela talimatnameyle ilgili yaptığımız açıklamaları inceleyin. Oraya ciddi iddialar koyuyoruz. Bu iddialar bugün adreslenmeli. Zamanı gelince bakarız mantığıyla olmaz. Bu nasıl olur biliyor musunuz? Herkes vergisini ödüyor, ödüyor, ödüyor. Ödemeyen yıllarca ödemiyor. Sonra bir vergi affı geliyor. Ödeyene haksızlık olmuş gibi oluyor. Şimdi aynı şey, buna benzer şey orada da olacak. Dolayısıyla ne dedik, ne anlatmaya çalıştık? Bunun giderilmesi için ne önerdik? Bir bakmanızı rica ediyorum. Belki sizde farklı fikirler vardır. Bir araya geliriz. Siz bizi aydınlatırsınız. Biz sizi aydınlatırız. Ama diyoruz ki bu sistem bu haliyle ileride sıkıntı yaratacak. Duyamıyorum. Bence bunu
Bunu ilgili bankaya sormanız lazım. Çünkü sözleşmenin detaylarıyla gizlilik var. Ama bu sözleşmenin şartları öyle ki biz genel kurula gitmeden bunu imzalayamayız. Ama imzalamaya ihtiyacımız var, onu da söyleyeyim. Yani o sıcak paraya Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Buraya kadar ancak getirebildik. Ama şunu da bilin ki imzalayan kulüpler de şu an, yani şu 3 ay 4 ay ne geçtiyse şimdiden sıkıntıya girdiler zaten. Alın randevu bizden, gelin anlatalım size. Siz de bunu değerli buluyorsanız, kıymetli buluyorsanız, kamuoyunu aydınlatmak, siz bizden daha güçlü mecralara sahipsiniz. Gelin aydınlatın. Şimdi diğer bir konu, bugün galibiyetimi en azından benim açımdan kursağımda bırakan tribünlerdeki yaşanan küfür olayı. Herhalde ben başkan olarak tarihin en kötüsünü, senesini geçirmiş, en kötü senelerinden birini geçmiş bir başkan olarak her zaman yanımda olan taraftarımızı, bir dakika olsun bizi yalnız bırakmayan, en düşük olduğumuz günlerde bizi ayağa kaldıran hem bizi hem takımı, herhalde en son laf edecek başkan ben olmalıyım. Onların bize yaptıklarına ne kadar müteşekkir olduğumu burada bir kez daha söylemek istiyorum. Onlar olmasaydı bu sıkıntılı süreçte dayanamazdık. Onlar olmasaydı Fenerol kampanyası bu kadar başarılı olmazdı. Onlar olmasaydı Fenerbahçe böyle olmazdı. Yani tarihe baktığımız zaman zaten onu söylemem gerek yok. Ama bizim dönemimize baktığımız zaman onlara ne kadar teşekkür etsem ne kadar kıymetli olduklarını ifade edemem. Çünkü bizim yaşadığımızı bir biz biliriz, bir Allah bilir geçen sene. İşte bakın bizde hiçbir şey yapamayan oyuncular yurt dışında neler yapıyorlar. İşte talihsiz bir seneydi. Uğursuz bir seneydi. Her zaman bu tarafta yanımızda oldu. En dip noktada bizi kucakladı, yukarıya çıkarttı. Belki de bunun lafları söyleyecek son kişi ben olmalıyım ama bugün mahcup oldum. Bugün tribünümüzde edilen küfürler. Zaman zaman derbiler dolu, içimizi boşaltırız. Rakip taraftar maçtan önce, iç saha, ev sahibi taraftar maçtan önce yapabilir ama maçta hem galibiz, sahada futbolcuların arasında olayı gerecek, gerginleştirecek bir unsur yok. Buna rağmen bize yakışmayacak bir görüntüydü. Mağlubiyetimi de Sayın Çebi'ye ilettim. Bunu söylerken belki bazı taraftarlarımız bana kızacaklar ama ben doğruyu da eriyi de söylemekle yükümlüyüm. Tekrar ediyorum, siz olmasanız belki biz bugün burada olmazdık ve size ne kadar teşekkür etsem azdır. Ama bu bize yakışmadı. Hem ceza yiyeceğiz, ciddi rakamlar, 20 lira 20 lira SMS ile para topladığım şu ortamda ciddi rakamlar. Bir sürü tribün koltuklarını devretmek zorunda kalacak. Yani işin bu tarafına bakarsanız. Ama Türk futbolunda bir katma değeri olduğunu düşünmüyorum bu tür davranışların. Ve şöyle diyorum, biz başka tribünlere gittiğimiz zaman bize böyle davranılsa ne kadar rahatsız oluyorsa kendi tribünlerimize de hassas olmalıyız. Bunu burada bunu gündeme getirmek zorunda olduğum için böyle müthiş bir derbi zaferinden sonra taraftarlarına özür dilerim ama ben doğruyu söylemek yükümlüyüm. Beni yanlış anladıysanız da umarım anlayışla karşılarsınız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi akşamlar. Bir şey sorabilmiştir. Evet, Sayın Koç'un açıklamalarını dinledik hocam. Neler söyleyeceksiniz? Çok utanmadım ama bir kafamda tutmaya çalıştım. Şimdi bir hafta önce Obrado için bir açıklaması oldu. Hemen hemen Ersun Hoca'yla saniye olarak aynı. Geçen hafta da Ali Bey'in bir açıklaması oldu. Orada Ersun Yanal'ı rahatsız edebilecek en önemli cümle şuydu. Antrenmanın doğru olmadığını ima etti. Yani kas sakatlıkları falan derken ben de teknik direktör olsam bir alınganlık gösteririm. Bunu muhtemelen Samandıra zaten Ersun Hoca ile konuşuyordur başkan. Medyada bunu paylaşması Ersun Yanal'ı rahatsız etmiş olabilir. Ben Obradoviç'in rahatsız olacak bir konusunu daha görmedim de Ersun Hoca'nın gördüm. Ama Ersun Hoca'nın da Sayın Ali Koç'un söylediği gibi duygusal bir reaksiyon da olabilir. Zaten hafta içi açıklaması o. Ama Fenerbahçe öyle bir kulüp ki
Kazanırsın, mutlu olursun, kursağında kalır. Kötü gidersin, acayip şampiyon olursun, bir şey var derler. Hapishaneye falan girersin, çıkarsın. Burada herkes mutluyken, yani işine Fenerbahçeliler, Türkiye'de değişik olur bence, insanlar mutlu olur. Bir anda işte bir hafta önce Obradovic'in bugünkü maça 50 kişi gidecekken belki 5000 falan kişi gitti basketbol maçına. Obradovic'e sözleşme diye. Şimdi Ersun Hoca'nın bu lafından sonra muhtemelen Samandıra'da bir 5000 kişi Ersun Yanal olayı yapacaktır. Keşke Ali Bey o cümleyi söylemeseydi ve keşke de Ersun Hoca da biraz daha yutkunup sabredip daha sonra da konuşsaydı. Olan sonuçta Fenerbahçe'de bir çatlak oluşuyor. Ama bunu halledebilir sorun mu? Tabii ki halledebilir. Ki başkanın yaklaşımı tabii, o yönde. O yönde zaten başkan. Diğer konu Sayın Ali Koç'la ilgili de şunu söyleyebilirim yalnız. Ben en açık, şeffaf başkan Ali Koç olduğunu düşünüyorum. Yapılandırma konusu var. Yapılandırma konusuyla ilgili de şimdi büyük şirketlere nasıl yapılandırıldıysa hiçbir farkı olmadan kulüplerimizle aynı yapalım. Bunun altını bir çizmekte fayda var. Ben konuyu bildiğim için söylüyorum. Bir o kadar önemli bu %40, %30 konusunda ben Ali Bey'in söylediklerini Nihat Bey'e de sordum ben bu sabah. Hiç uzun süredir görüşmüyordum. Ben böyle konuştum ama dedim. Ali Koç'un bizden böyle bir isteği asla olmadı dedi. Var mı bu kulüpler dedim. Var dedi. E açıklayın o zaman dedim. Aynen Ali Bey'in söylediğini dün söylemedim ben burada. Evet. X kulüp, Y kulüp başkanı bizlerden bunu istediler kulüpler birliği olarak. Hepsi diye varım dedi bu işe. İşte Ali Bey diyor ki ben ama çok doğru bir şey söylüyor. O zaman zan altında kalmayıp Futbol Federasyonu'nun X, Y, C kulüpleri istedi de diyebilirsiniz. Doğru mu? Kesinlikle. Yani bu televizyonda söyledikleriyle perde arkasında söyledikleri arasında pek farkı yok Ali Bey'in. Düşünebiliyorsunuz bir kişi 50 milyon dolar hibe edecek. 40 milyon euroluk sponsor olacak. Şahsi kefaletiyle de 40 milyon euro da bankadan alacak. Kolay bir iş. Buna rağmen yapılandırmayı imza atmamasının sebebi de ödeyemeyeceğim bir borcu. Bakın Koç ailesinden ayrılıyor. Şartların ağırlığından bak. Yani yalan mı söyleyeyim diyor. Şimdi ne diyor biraz genel önce? Genel kurul versin. 2-3 ay olduysa diyor. Şimdi ödeme zamanı geldi. Kulüpler sıkıntıda. Ödeme ihtimalleri de zor gözüküyor. Ben ödeyemeyeceğim bir parayı niye imza atayım diyor. Yani yalan mı söyleyeyim size demek istiyor. Ben diğerleri yalan söyle anlamında daha söylemiyorum. Daha önce de söyledi bunu. Hesap kitap yapmadan imza atıldı diye söylemek istiyor. Ama bunu da tabii gazeteler çok ilgilenmediği için ilgilenmek zorunda veya medyanın da ilgilenmek zorunda. Ama onun dışında Ersun Yanal'ın bu serzenişini medyaya götürmek, medyadaki tavırları beğenmeyebilirsiniz, konuşmayabilirsiniz. Bu yıllardır böyle gidiyor ama Ersun Yanal'ın medyadaki herhangi şahıslara söylediğini düşünmüyorum bunu ben. Peki reklam istiyor Kerem Hocam ama çok önemli bir şey var. Basın toplantısında Emre ile beraber çıkmış Ersun Yanal. İki sayfa demeci tamam, var. Tabii. Ne olduğunu bilmiyorum ama Kerem onlar geldi dedi. Belki çünkü onu da sordular az önce. Emre Belezoğlu sakatlanmış ondan oynamadı. Fenerbahçe camiasındaki dedikoduları kim yapmak istiyor ve karıştırmak istiyorsa onlara cevabım olacak. Böyle çirkin saldırılarla bizi... Biraz daha geri gel. Ha, bizi Emre Belezoğlu'yla aramızda sorun olduğu söyleniyormuş. Ha, Emre ile konusunu açıklamış. Kaptanımız bizimle yola çıktığı günden bu yana çok büyük bir destek verdi. Evet, yani Emre ile ilgili çıkanlara basın toplantısında cevap vermiş. Bunu bir kenara bırakalım. Sıcağı sıcağın söyledikleriyle bu Emre Belezoğlu'nun alakası yok. Evet, bakın gazeteci yok. İşte Emre Belezoğlu şunu dedi, bunu dedi falan falan. Yani 100 senedir söyleniyor böyle şeyler. Ersun Yanal'ın söylemleri Emre Belezoğlu'ndan dolayı değil. Yani Emre Belezoğlu'yla Ersun Yanal Belhanda'yla onunla böyle aa yapma ya. Böyle basın toplantısı sorun. Burada öyle bir toplantıda cümleler kullanılır ki şey Ersun Hoca. Valla ilk metinde Emre benim aklımın ucundan geçmedi mesela. Bütün gazeteleri okudum ben bütün hafta. Geldi mi aklına hocam ilk açıklamasında? Sıcak hayır, röportaj. Bir kere evet. Ersun Hoca'nın ilk konuştuğumuz, bizim böyle şaşırdığımız evet. Yani Emre Belezoğlu sosyal medyada evet, Emre ile Ersun Yanal kavga etti. Ben istifa ediyorum veya istifa edeceğim gibi cümleler kullanıyorum. Ben işte antrenör yok bu takımda falan filan. Geldi mi aklına? O sebep hiç ondan dolayı değil. Ben sebebi söylüyorum. Tahminim, tecrübem diyor ki geçen hafta Ali Bey'in söylediği cümleler rahatsız etmiş. Ali Bey dedi ki duygusal bir davranış diyor. Evet duygusal ama kendi keşke aralarında paylaşmış olursa. Ne olacağını sana söyleyeyim. Biraz sonra geç saatlerde yayınlanan programda görürsün, meşalelerle görürsün. Ersun Hoca bizimdir falan filan. Ersun Hoca da hafta içi bir açıklama yapar. Herkes yoluna bakar. Peki o zaman ben hakeme geleyim mi, reklama mı gidiyoruz? Bir reklama daha, hakeme bir türlü gelemedik. Reklamlardan sonra Cüneyt Hoca'nın performansını değerlendirecek Rıdvan Hoca.
Yani çok seviyorum basketbolu. Farklı bir sevda. Doğa Sigorta olarak spora ve sporcuya verdiğimiz değer ve sosyal sorumluluk bilincimizle genç basketbolcuları Galatasaray Doğa Sigorta basketbol takımıyla buluşturduk, hayallerine kavuşturduk. İnanıyoruz ki geleceğimizin güvencesi gençlerimiz için hiçbir şey ulaşılamayacak kadar yüksekte değil. Doğa Sigorta. Güven doğasında var. Yatırım yapacaksan Simpaş'tan. Net 0.75 ile ev alacaksın Simpaş'tan. Ayrıntılı bilgi 444.974 ve simpaş.com. UEFA Şampiyonlar Ligi finali Ruffles'la İstanbul'a geliyor. Ekranda sevim, %99'dan başlayan faiz oranlarıyla krediniz şimdi ING'de. Kredimi şimdi alırım, yeni yıla rahat girerim diyorsan ING'lisin, farkında değilsin. Milyonlarca erkek Arkomen tıraş takımının tamamlanmasını beklediler. Ama beklediklerine değdi. Yeni Arkomen Pro 3 patentli bıçak teknolojisiyle şimdi daha keskin ve 13 tıraşa kadar dayanır. Arkomen'den yeni Pro 3. Beklediğinize değdi. Evet, sıra geldi Cüneyt Çakır'ın. Bu arada editör arkadaşımız şey demiş herhalde değil mi? Tamamen Ersun Yanal medyaya söyledi demiş değil mi? Evet, flaşta medyaya, basın toplantısında da bunu açıklamaya çalıştı. Emre Belezoğlu kendi isteğinin dışında hiçbir gün yedek kaldı mı? Kalmadı. Hiç düşünmemiz gerek. Sağlıklı olduğu zaman hep. Yani o yüzden hocanın da Emre'yle bir problemi olduğunu zaten söylemiyorlar. Demek ki o açıklamanın, yani Ersun Yanal tecrübesinde bir teknik adamın büyük takımlarda ve amil takımın çalışıyor adamın ve geçmişine baktığımız zaman bir tane bana demecini bulsunlar. Ay bir dakika, o ilk şeyi tekrar versene Kerem. Hocanın ilk flash interview'da söylediklerini. Teknik adamı olmayan Fenerbahçe ifadesi kullanıyor. Bunun Emre ile ne alakası olabilir zaten? O yüzden. Anlatabiliyor muyum? Emre orada bir yön saptırması olmuş. Neyse biz konudan uzaklaşalım yani hocam. Yani X bir gazete ve X bir yorumcu, atıyorum ben. Hatta hoca değil dedim. Teknik direktörü olmayan Fenerbahçe. Yani, teknik direktörü Emre'yle olmayan. Bunun Emre'yle ne alakası var? Bundan dolayı insan bu böyle soru işareti demesi verir mi? O yüzden hiç kimse de kendi üstüne alınmıyor. Ne yapalım? Tartışılacaktır bu. Aile için halletmesi gereken. Bence başkan çok olgun davrandı. Bence kendisine göre de Ersun Hoca fevri davranmış ama kendi bildikleri vardır muhakkak. Bence Ali Bey de geçen haftaki o teknik konudaki teknik direktör eleştirisini yapması da rahatsız eder teknik direktörü. Sadece o bile edebilir. Başka konuları bilemem. Hocaya gelince şöyle giderim ben. Maçı tabii ki atladıklarım olabilir. Penaltıyı kim verdi? Var. Mete Kalkavan mıydı? Cüneyt Hoca verdi mi? Vermedi. Hayır, vermedi. Muhtemelen yardımcı da görmedi. Peki. İkinci golde faul pozisyonu Diaby. Faul yoktu. İzlediğimiz kadarıyla doğru oynatmış. Evet, evet. Doğru şekilde de vardı, uyarmamış. Uydu, tamam. Korneri. Bunlar ucuz şeyler desek de out olarak verdi ama sonuçta o da gol oldu mu? Sonucu duran topu oldu, sonra gol oldu. Bir tane Ozan ilk yarıda dribling yaptı, ceza Beşiktaş yaralının ortasında kurtuldu, faule rağmen devam etti. İlk faule verdi. İki tane daha Beşiktaşlılardan kurtulurken faul yaptı. Tehlikeli bölgeye yakınken topu aldı, geldi de arkaya dedi. Bence doğru karar değildi o. Zekice, kendine göre zekice bir karardı. Tehlikeli bölgede attırması lazım. 3. Vidal'ın bir pozisyonu var. Onu hemen akıllarda kalması. Gördüm. Serdar Aziz'le. Akşam baktım. Evet, Serdar Aziz'le. Orada ayrılıyor senin değil mi? Evet, sen penaltı. Ben de diyorum ki Vida daha gelmeden şöyle yapıyor boynundan. Serdar Aziz, ben Vida'yım. Tamam. Sen de yükleniyorsun. De karşılıklı faul diyorum. Sen basketbolun uzmanısın. Ama çekti bıraktılardan anlamam. Gereksiz İslam'ın yaptığı 85 dakika bir penaltı var. Döner misin lütfen? Ceza sahasına girdi oyuncuyu. Enkudu'yu. Süresi şöyle çekti. Ceza sahası. Peki VAR niye onu tespit edemedi? Bence çağırmalıydı. Yani öbür bence penaltıyı verirsin vermezsin. Evet. O şiddete düştü mü düşmedi mi bu ayrı, ayrı konu. Ama benim futbol anlayışıma göre o VAR'ı hak eden pozisyondu. VAR da çağırmış olsaydı tıp böyle tutarlardı onu. Böyle yapardı lak diye penaltıyı verirdi. Onun dışında
Tabii ki mesela iki tane Tarık Ongun'un hatası var. Üç tane. Bir, ki bana göre dünya çapında bir yardımcı hakem. Hani bir tane vurdu da Deniz kaleci müthiş çıkardı ya Karyos. Korner. Evet. Şimdi onu... sen Cüneyt Çakır'sın, ben kaleciyim. Tamam mı? Atladım çıkardım. Sen mi daha rahat görüyorsun? Ta oradaki yardımcımı görür. Benim görmem lazım. Oradan karıştı, korner verdi. Hayali, psikolojik Cüneyt Çakır görmem. Ama emin olmasa da söylemezdi hocam ya. Hatırla, bu Fenerbahçe'nin bence... çizgiyi geçti geçmedi, hani suçlandı ya hakem, şeyde gördü diye. Anladım. Şeyi de karıştırdı o zaman. Korner hocam deseydi ilk devre. Madem görebiliyor o kadar aynı yerden. Ama öbür tarafta kalmıyor mu o zaman? Tabii öbür tarafta. Öbür yani tarafta. Daha uzak. Tabii. Yani. O yardımcı. Artı bir tane daha bir şey söyleyeceğim sana. Yine Tarık Ongun iki tane offset pozisyonu kesti. İkisi de net gol pozisyonu. Kaldırdı bayrak. Kesmedi aslında. Vedat Muriçen önüne düştü de yavaş vurdu. Geri pas gibi ya. Evet. Gol evet, olsa evet. Gol verecek biliyor musun hakem? Vardan verecek ama. Tarık Ongun kaldırdı. Tabii tartışmalı olacak. İki tane offset kaldırdı. İkisi de offset değil. Pozisyonları. İkisi de offset değil. Birisini kestiler. Birini kesmediler ama gol olsa var ya, var verecekti golü. Çok özür diliyorum hocam. Tabii. Bunu söylemem lazım. Bugün saat 2'deki yine ligin liderinin 2-2 biten maçında 3 tane tartışmalı offside şeyi oldu. VAR'a giden gol oldu. Evet. Ama ilkinin 24. dakikada olan golün iz düşümlü gösterimi 45+7'de geldi. Bitireyim hocam izninizle. Ve hani geçiş efekti vardır ya. Slovak. O efekte durdu. Görün ben Connect'ten girip özellikle merak ettim çünkü. Aldım resmi de sana gösterdim. İz düşümünün çizildiği çizgi şu ensesinden geçiyor oyuncu buraya hareketlenirken. Yani o kadar aldatıcı bir görüntü var ki orada. Evet. Ben offside ya da değil demiyorum. Ben inanıyorum offside'ları çok inceleyip. Evet. Ama 25 dakika sonra verdiğin görüntü buysa o zaman bir soru işareti var. Evet, o maçta mesela başka yani bir pozisyon var. Yayıncı kuruluşa konuşmuyorum. Eğrisi doğrusunda gelen bir pozisyon var bir tane. Gençler'in attığı ikinci gol. Evet, offside. İzliyorum, çok şaşırdım. Sola bir top atıldı. Atak devam etti. Kesti oyuncu. Karambol oldu Sivas cezası. Hakem de öldü pozisyon diye kaldırdı. Kaldırdı bayrağı. O ara ben baktım Halis'e. Halis yardımcıyı görse çalacak, tamam mı? Görmedi. Hatta spiker arkadaş da offside kal bayrak dedi. Evet. Oyun devam ediyor yalnız da. Ve gol oldu. Normalde hakem de yardımcıya bakar biliyor musun normalde? Evet. Bakar şöyle değil mi? Bayrağı erken kaldırdı o. Görmedi Allah'tan Halis ona. O da gol oldu. Sonra gördü sonra, offside dedi. Vardan offside, evet vardan verdi. Yani hakemin de orada yardımcının da bu kadar kısa mesafelerde şak diye hani beklemesi lazım. Çok böyle 1-1,5 metreler. Bugün çok şey oldu hakikaten. Haricinde. Zamanlama herhalde program oldu. Bitiyor. Şunu söyleyeyim Murat'cığım. Bir reklamımız daha var. Bu arada hocam bakın dediğiniz gibi tabii oradan ses gelmiyor ama doğal olarak bir tarafta mağlubiyetin verdiği üzüntü var. Diğer tarafta derbi galibiyeti ve tekrar zirveye ortak olmanın sevinci var. Fenerbahçe maçın tamamına yakın. Bugün Abdullah Avcı. Abdullah Avcı'ya bir maçın özetini ben yapmayayım ya. Onun yani ayın başında mı? Maaşımı alayım da yine de ayın şeyi bakalım. Abdullah evet, Avcı muhteşem demiş, bir abi. Açıklamaydı. Onu tekrar okuruz. O zaman Kerem şu son reklamı verelim mi izninle? Tamam. Evet, Fenerbahçe takım otobüsü tesislere ulaştı. Canlı görüntüler şu anda sizlere aksediyor. 3-1'lik Beşiktaş derbi galibiyeti sonrası tesislerde büyük bir karşılama var. Sarı lacivertli taraftarlar. Biz de programın sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz hocam. Bitirirken tabii Başakşehir'den ve onu duyamadım tabii. O var mı o kesin? Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal ve oyuncular bugün galibiyeti fazlasıyla hak ettiler. Zaten Abdullah Hoca'nın da açıklamaları evet. Zaten çok güzel bir açıklama. Doğru bir teknik yani. Adam. Analiz. Realist bir teknik adam açıklaması. Gündüz seansına baktığımız zaman da çok eksiği vardı. Yani 14 kişiyle ligi götürmeye çalışan bir Sivasspor. Önemli eksiği vardı. Fatih gibi falan da oyuncusu yoktu. Emre yoktu. Çift santrafor oynamak zorunda kaldı. Yatabar Rekone. Fakat daha sonra oynanan Başakşehir maçında da Okan Buruk'un ne kadar başarıdan başarıya koştuğunu şöyle gösterebiliriz. Kayserispor yarıya yakın oyuncuyla feshetmiş mukavelesini, devre arası bir an önce gelsin istiyor. Şu anda ligimizin en zayıf takımı ama bugün de buna karşılık Başakşehir Dembaba'yla Klivelli ilk kez yan yana oynattı.
Visca sağda, solda Elia, iki tane oyun kurucu Mahmut ve İrfan'la önde baskı yaparak ilk 10 dakikada zaten işi bitirdiler. Hani antrenör doğrusundan bahsediyorum bakın. Rakibe göre 4 tane hücumcu, 2 tane kenar etkili oyuncusu, 2 tane santrfor. Hani dönüşümlü olarak gelmeye çalışıyor. 2 tane de oyunu iyi kurabilen İrfan ve Mahmut gibi oyuncularla. Bir Okan Buruk'un rakibe göre analiz nasıl bir önde baskılı ve ofansif bir takım çıkardığını gösteriyoruz. Evet, bitmiş süremiz hocam. Teşekkürler. Yarın Trabzonspor Konya deplasmanında zirveyi yakından ilgilendiren bir maç. Denizli Spor'da Alanya Spor'u konuk edecek. İlk yarısı 17. haftaya, bir hafta kala Trabzon maçında zirve nasıl, Trabzon maçı sonrası, Konya Trabzon maçı sonrası nasıl şekillenecek göreceğiz. İyi haftalar, hoşça kalın. Hoşça kalın.